Anam kaderine terk edilmiş resmen. Fiyatlar genelde bu tarz ama pahalı tabii ki. Venedik demişsin Gökhan be. Esrarengiz yerler. Şuradan da göstereyim. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Jarardów'da yani Polonya'nın ufak bir kasabasında yaşıyorum. Bugün size kasaba hayatı nasıl oluyor aynı zamanda Jarardów'u da göstermek istedim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidecektir. Hadi videoya geçelim o zaman. 40 bin nüfusa sahip bir yer arkadaşlar Jarardów. Varşova'ya yaklaşık 50 kilometre mesafesi var. Yeni bir Santago diye Avrupa'nın en büyük yüzme havuzu, Aqua Park açıldı arkadaşlar. Onda yaklaşık 7 kilometre mesafede. Aynı zamanda da arkadaşlar şehrin yaklaşık 10-15 kilometre yakınına Avrupa'nın en büyük havaalanı kuruluyor arkadaşlar. Aslına bakarsanız detayında sadece havaalanı demek haksızlık olur. Aynı zamanda tren istasyonları, otogarlar, yani amaç şu aslına bakarsanız. O havaalanına indiğinizde Polonya'daki diğer şehirlere ortalama hani maksimum 2-2,5 saate ulaşmanız gerekiyor. Bunu aslına bakarsanız inşa ediyorlar ve benim büyük şansım Jarardów'da yaşadığım için bu havaalanı bana yakın olacak. Ne zaman tam tarihini hatırlamıyorum açıkçası ama bir 10 sene içerisinde sanırım bitirecekler. Bununla alakalı olarak da şu anda tren raylarını ve diğer ulaşım şeylerini, zımbırtılarını hazırlamaya başladılar. Evin de değeri arttı. Şimdi size yavaştan bizim evin oraları göstereyim arkadaşlar. Eve yakın olan yerleri falan göstereyim. Oralar da ilginizi çekecektir. Çünkü aslında Jarardów'un arkadaşlar en güzel yerleri oralar diyebilirim. Zaten ufak bir kasaba. Etrafındaki böyle daha çok villa tipi ya da müstakil evlerde kalanlar da ya da çok daha az nüfusa sahip şehirlerden de gelenler oluyor arkadaşlar. Benim yaşadığım lokasyona, çünkü şehir merkezi diyebiliriz. Hadi geçelim o zaman, çok uzattım. Bizim ev yine buradan da gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde ayırt edebilirsiniz. O fabrikanın aktif olarak çalıştığı dönemde zaten işçiler ya da yönetim ya da farklı departmanları fabrikaya ait. Hep böyle bütün binaları tek tip, tek düzen yapmışlar arkadaşlar. Yani tuğla ile örmüşler. Ama şimdi komünizm döneminde olanlar zaten beton. Şu karşınızda gördüğünüz ne peki? Bu tamamen sonradan yapılan modern bir bina arkadaşlar. Ama bunlar tabii ki 100 yılı aşkın süredir, muhtemelen 100 yıl vardır yani, hala duruyorlar. Buraların hepsi mesela çok daha öncesinde, renove edilmeden önce terk edilmiş, yani kaderine terk edilmiş yerlerde hala da o tarz yerler var açıkçası. Birazdan size göstereceğim. Evet, burası da bizim binanın ön girişi. Bina aslına bakarsanız 10 yılı aşkın süredir hani renove edip insanlar yaşamaya bile başlamıştı. Ama bakın mesela burada hep dükkanlar genelde boş olduğunu görürsünüz. Burada zaten Japka'mız var. Çok yakın gerçekten. 2 dakikaya falan orada oluyorum. Şöyle devamını göstereyim. Güzel ama değil mi arkadaşlar? Yazın yorumlarınızı. Ha belki ufak bir kasabada yaşıyoruz tamam ama gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Yani şuradan binanın giriş kapısı şurası. Biraz gölgeye çekeyim kendimi, görün. Şuradan çıkıyorsunuz ve direkt şehirdesiniz. Yine sağlı sollu marketler var. Hatta şurada bir seyahat acentesi var. Rainbow oldukça yaygın gibi. Burada fabrikanın iki departmanı arasında daha önceden ray sistemi kullanılmış. Getir götür yapıyormuş aslına bakarsanız trenler. Size o eski rayları da göstereceğim. Buraya da milyonlar istiyorlar yani. Kimse almadı o yüzden.
Şu yerin arka tarafına geçelim bir de, orayı göstereyim size. Evet, burası da o bahsettiğim yerin arkadaşlar, o satılık olan nokta. Daha yıllar boyu satamazlar herhalde. Sadece potansiyeli olan bir yer olduğu için tabii ki haliyle çok fazla para istiyorlar arkadaşlar. Çünkü o yeni açılan havaalanında burada günübirlik olarak gelecek birçok kişi olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda Varşova'ya da yakın, oradan da gelenler oluyor gibi. Şimdi diğer tarafından gidelim. Orada da market vesaire, onlar ne kadar yakın, onları da bir göstereyim size. Şimdi ev yine burada. Az önce bu taraftan gitmiştik. Şimdi ise düz gidiyoruz. Ön kameraya geçiyorum. Evet. Şurada da hemen bir tane, şurada da bir tane çıkışımız var. Ben genelde markete, bakkala, çakkala giderken oradan gidiyorum. Buranın da kronik problemi arkadaşlar. Normalde şu Arnavut kaldırımı olan yerlere araç girmesi yasak. Ama tabii ki giriyor. O yüzden yani zannetmeyin Avrupa'da her şey. Avrupa'da insanlar sürekli diyorsunuz ya kurallara uyuyor. Aha, çıkış kapısı benimki bu. Hemen çıktığım gibi de burada bir kafem var. Costa. Devamı şu. Şuraya ufak çaplı bir alışveriş merkezi yapıldı. Her neyse, burada da işte o kompleksin giriş kapısı. Fabrikanın yani eski dönemde. Meydanımız şurası arkadaşlar. Genelde insanlar hafta sonlarında, resmi tatillerde, yani zaman buldukça böyle açık yerlere gidip oturmayı tercih ediyorlar. Şurada sağ üst tarafta gördüğünüz yer belediye binası. İkametgah vesaire yine gerekirse burada E-Devlet gibi bir şey yok. Mecbur oralara gidiyorsunuz. Burası da yine ufak çaplı bir alışveriş merkezi. Genelde Carrefour'a falan buradan şey yapıyorum. Geliyorum. Ufak ihtiyaçlar için. Burada da yine o eski dönemde, aslında bak fotoğrafı eklerim diye düşünmüştüm ama burada gözüküyor ne kadar yansısa da. Şu haldeymiş. Öncesinde. Sezon geldiğinde bisikletleri de çıkartıyorlar arkadaşlar. Baya baya bir uygun yani bisiklet. Genelde ilk bir iki saate ücretsiz oluyor. Ondan sonraki saatler 2 zlotu ya da 1 zlotu. Yani o kadar uygun ki muhtemelen rakamları doğru söylemiyorum. Ama uygun. Ve inanılmaz aslında. Benim için iyi bir şey çünkü bisiklet alıp zaten saklamaya böyle çok yerim de yok. Açıkçası çok bisiklet sürmeyi de zaten seven bir adam değilim. Ne yapıyorum işte? İstediğim zaman kiralıyorum. Sonrasında istasyonları da var. Aynı bu yere bırakmak zorunda değilsiniz. Gerardov bölgesinde yaklaşık 7 tane istasyon var. Birinden alıyorsun, diğerine bırakabiliyorsun gibi gibi gibi. Paulina da geliyor eşim. Takılıyoruz. Şimdi az önce karşıdan göstermiştim size. Burası Gerardov'un meydanı arkadaşlar. Burada da bir yürüyeyim görün insanlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Burası da Gerardov'un en sevdiğim kafesi arkadaşlar. Özellikle yaz dönemlerinde çok seviyorum. Çünkü sadece yazın dışarıda tabii ki haliyle masa sandalye atıyorlar. Dondurma vesaire de geliyor. Of, cayır cayır. Maaşı da aldıysak tadından yenmiyor yani. Digelek de bu arada cezve demek arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz yapıda arkadaşlar Gerardov'un tek sinema salonu. Farklı ya da başka alternatifleri yok arkadaşlar. Tek bir tane sinema var. Çok fazla salonu olmadığı için bütün filmleri de bulmak aslına bakarsanız mümkün değil. Fiyatları da uygun değil yani. Tam olarak bilmiyorum ama fiyatını bulursam eklerim.
Şu arkamda gördüğünüz yerde okul arkadaşlar, çok güzel değil mi? Bu okul herhalde Gerardof'u benim en sevdiğim okullardan bir tanesi arkadaşlar. Bu arada yazın gelmesiyle arkadaşlar daha çok vlog çekmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Fark ettim, böyle kanal sırf şeye döndü gibi oluyor yani. Instagram'dan da yazıyorsunuz, öyle hissediyorum. Abi şu nasıl yapılıyor, Polonya'ya nasıl gelirim ederim falan, sorun tabii ki ama şunu unutmayın, ben tecrübelerimi arkadaşlar anlatıyorum size. Ben herhangi bir şekilde profesyonel olarak bu işlerle ilgilenen birisi değilim. Sadece haliyle tabii ki aynı süreçlerden geçtiğim için çok boşta değilim. Yani bir şeyleri biliyorum diyebilirim size. Daha çok böyle dışarıya çıkmaya çalışacağım. Vlog tarzı şeyler çekmeye çalışacağım. Gündelik yaşantımı çekmeye çalışacağım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Siz de böyle içerikler bana atıyorsunuz. Atmaya devam edin. Elimden geldiğince çekeyim. Fikrim olsun ne istediğiniz konusunda. Bu gördüğünüz yerde arkadaşlar genelde burada toplantılar oluyor. Hani şehir dışından gelecek kişiler oldu mu böyle ünlü? Yani ünlüden kastım devlet adamları. Mesela Andrzej Duda vesaire geldi mi? Buralarda yemekli güzel bir konferans düzenleniyor. Aynı zamanda yatılı kalmaya yerleri de var. Birden fazla restoran var bu arada. Bazen tiyatrolar ya da yılbaşlarında ya da özel günlerde yine burada şehir toplanıyor. Şu karşıda görmüş olduğunuz restoran da arkadaşlar Gerardof'un herhalde en pahalı ama en kaliteli yemeği bulabileceğiniz restorandı. Size fiyatları hemen gideyim oraya menüyü göstereyim. Evet, fiyatlarımızı hemen göstereyim size. Umarım gözüküyordur. Mesela tatar var 36 zloty. Daha çok böyle bizim damak tadımıza uyanlara bakayım. Salata var mesela. Yunan salatası, yani bizim salata. Peynirle beraber 26 zloty. Fetalı yani. Makarnalar var tavuklu 27 zloty. Tatlılar var 16-26 zloty arası. Et yemekleri var. Şinitzel herhalde en uygunları. 34'e 43, 85'e de karışık kebap var dermişim. Yok, 85'i olan neymiş? Steak. Balık da 46 zloty. Fiyatlar açıkçası Varşova'da da bu, yani büyük şehirlerde de bu segment restoranlara gittiğinizde fiyatlar genelde bu tarz ama pahalı tabii ki. Hani orta sınıf bir aile için ya da orta sınıf geçimini sürdüren bir insan için, yani benim için açcukun bütçenin dışında kalıyor ama arada geliyoruz yani. Ayda bir maaş aldığımızda tabii ki farklı şeyler yapmak hakkımız. Gerardof'un size haritasını da şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani ne kadar küçük olduğunu buradan da anlayabilirsiniz açıkçası. Burası da önceden fabrikanın bir departmanıymış arkadaşlar. Burada üretilen şey bayan çorabıymış. Hatta kurumun adı da, yani firmanın adı da Steya arkadaşlar. Türkçesi yıldız oluyor. İçini de size azıcık göstereyim. Şu anda yapıyorlar burayı yani. Şu delikten gösterebilir miyim size acaba? Bir şey çıksa ne güzel olur lan. Ben de görmüş olurum. Hop baka. Şuradan da göstereyim. Karşıdan görünen hali de bu şekilde arkadaşlar. Çok hızlı gidiyorlar vallahi. Dışlarını falan temizlediler. Pencereler de değişiyor. Eskiden nasıl görünüyordu onunla alakalı olarak da fotoğrafını bulursam paylaşırım, eski fotoğrafını. Ona uyarlıyorlar zaten. Yeni bir şey eklemiyorlar yani. Ellerinde oldukça aynı malzemeleri bulmaya çalışıyorlar. Burası da The Thrift Park arkadaşlar. Yine benim eve baya baya bir yakın. Buranın en sevdiğim parklarından bir tanesi herhalde. Burada baya bir video da çektim arkadaşlar. Burası gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Yaz geldi, o yüzden öyle söylüyorum. Normalde de güzel tabii de hani hava soğuk olduktan sonra çok da insanın dışarı çıkası gelmiyor. Zaten kışını buranın biliyorsunuz çok çetin oluyor, söylemiştim. O yüzden yaz iyidir. Bir sağ solu göstereyim size burada da. Belki ilk kez videoyu izleyen arkadaşlar vardır diye. Fabrikanın patronu bu arada burada yaşıyormuş arkadaşlar. Yani bu park aslına bakarsanız onun bahçesi gibi bir şeymiş. Öyle söyleyeyim size. Evi de gayet güzel ya. Güzel. Ufak ama yeter. Yine parkın içinde şöyle kanallar da var arkadaşlar. Yalnızlığa demir atmak istediğinizde buraya gelebilirsin. Çok iyi çıkıyor lan arkası. Venedik'te misin Gökhan be?
Girardof gerçekten güzel bir yer arkadaşlar ama en büyük böyle eksi notu vereceğim şey Varşova'ya yaklaşık 50 kilometre falan, yani yarım saate falan trenle ulaşabiliyorsunuz ama az önce o bahsettiğim yeni havaalanı yapılacak dedim ya, işte rayları vesaire onları değiştiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Trenler sürekli artık geç kalmaya başladı. Yani bunun gibi problemler artmaya açıkçası başladı. Özellikle şehre ulaşmak istiyorsanız. Ve ben şimdi ve eşim haliyle şu an hala pandeminin bize kattıklarından, hani ofisten değil evden çalışıyoruz. O bizim için büyük bir artı. Ama herhalde şirkete gidip gelsem gerçekten artık illallah ettirdi. Araçta da gidemiyorsun. Neden gidemiyorsun dersen, 50 kilometre trafik saatinde gitmen buradan 1,5 saat falan alır. Yani eziyet olur açıkçası. Çok büyük bir eksi diyebilirim. En büyük eksi diyebilirim hatta. Eksisi. Nasıl öyle bir şey diyebilirim. Tramvay raylarından bahsetmiştim ya. Tam olarak o yer burası arkadaşlar. Benim şu an yaşadığım yer de bunun gibi bir yermiş. Şu an etrafıma dikkat edin. Burada yaşam yok denecek kadar az. Sadece bazı yerlerde bazı yerleri onarmışlar. Orada ufak tefek işler yapanlar var ya da yaşayanlar var. Ama genel anlamda mesela şu bina olsun, şu bina olsun falan arkamda var mesela. Şu bina olsun. Buralarda yaşam yok arkadaşlar. Yavaş yavaş yapıyorlar ve şu arka tarafımda yine şurada. Mesela buranın onarım işlemleri başlamaya başladı yani. Düzeltiyorlar. Artı buna ek olarak 3 tane de blok yapılacak sanırım. O arka zaten The Truth Park'ın gölü. Burayla birleşecek. Burada yaşam yavaştan gelecek. Muhtemelen sonrasında şu alanlara böyle bir market alanı vesaire yaparlar. Hayat burada da başlayacak arkadaşlar. Anam kaderine terk edilmiş resmen. Hiç kimse yok. Burayı da arkadaşlar işte onaracaklar, yapacaklar falan. Burada bir tane antikacı var. Biz buradan çok eski böyle şeyler, hani antikacı olduğu için haliyle. Şurada göstereyim size. Şurada. Bir ayna falan aldık. Efsaneydi. Eğer ilgileniyorsanız, ki bir arkadaşım sordu aslına bakarsanız YouTube'dan. Dedi böyle antikacılar falan var mı diye. İlgileniyorsanız gösteririm. Çünkü Girardof antikanın tam ham maddesi arkadaşlar. O eski fabrikalardan dolayı bir ton var parça vesaire. Onlar kalmış. Onların hepsini bir vlog halinde mi artık ne halinde bir şekilde çekerim. YouTube'a da yüklerim. Güzel olur bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bunlar aynı zamanda şimdi tedirgin de oluyor biliyor musun? Buraya insan falan girmiyor doğru düzgün. Bir ben geliyorum Keko gibi. Buranın sahibi olan çok böyle zenginler var. Düşünsenize, o önceki işte dedelerinden falan filan kalmış. Parayı bir şekilde vurmuşlar yani. Şurayı da göstereyim. Buralar gece ışıklandırma vesaire de yok. Tehlikeli yerler. Esrarengiz yerler. Seviyorum ya böyle terk edilmiş yerlere gitmeyi seviyorum ama işte cesaret etmek lazım. Buralarda normalinde bahsettiğim gibi böyle çok yürüyebiliyorsunuz. Tamam, şu an sonuçta gün ışığı var ama hani içki içeni oluyor falan. Buranın da sebebi çok. Kekosu yani. O yüzden ama içini falan hiç yoktan göstermeye çalıştım. Zaten ilerleyen evrelerde buralar dediğim gibi gitgide güzelleşecek. Daha çok insanlar yaşamaya başlayacak. Şu arka görüntüye baksanıza mesela. Efsane. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size elimde olduğunca böyle Girardof'taki yerleri göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda güneşli günlerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bye bye.